Merhaba darlingolar, look well, feel well kanalına hoş geldiniz. Bugün ben de bir trende uyacağım. Diğer YouTube kanallarında yapıldığı gibi ben de sizlere bir sırrımı açacağım. Sırrım dediğim makyaj çantası. Şimdi izledim bir sürü YouTube kanalında herkes makyaj çantasını açıyor, içindekileri böyle tek tek gösteriyor. Benim neyim eksik ben de göstereyim. Fakat benimki eğer makyaj çantasıysa onlarınki makyaj bavulu. Eğer onlarınki makyaj çantasıysa benimki makyaj keseceği ya da cüzdanı falan gibi bir şey. Neyse, ya tabii onlar 22 yaşında oldukları için çok fazla makyaj yapmaları gerekiyor. Onlara bavul lazım. Benim o kadar makyaj yapmama gerek yok tabii yaşımdan dolayı. Dolayısıyla bugünkü fukara makyaj çantasını açıp sizlere neyin gayet yeterli olduğunu göstereceğim. Hiç öyle bavul falan taşımanıza gerek yok. Evet, başlıyoruz makyaj çantasını açmaya. Şimdi darlingolar, yüzünüzün iyice yıkanmış, temiz ve nemlendirilmiş olduğunu hesaba katmak lazım. Bunu sabah evden çıkarken yaparsınız. Ondan sonra diyelim ki toplandınız, koşa koşa işe gittiniz. İş yerinde, birinci teneffüste, yani ilk kahveyi almaya gittiğinizde falan makyaj yapacaksınız diyelim. O zaman ilk olarak dudaklarınızı nemlendirmekle başlamakta fayda var. Çünkü bir de eğer üstüne ruj falan sürerseniz maazallah böyle çapak çapak böyle topak topak çok çirkin oluyor. O yüzden lütfen o dudakları bir nemlendirin. Ruj falan sürmeyin, sadece nemlendirseniz de olur. Al birinci parça. Dudak nemlendirisi. Evet, ikinci aşama cilt rengindeki eşitsizlikleri çözme. Şimdi çoğu insan fondöten kullanıyor bunun için. Fondöten nedir? Cildin tamamına sürdüğünüz, cildinizi bir maske gibi kaplayan bir renkli bir krem sıvı. Bunu sürdüğünüz zaman ne oluyor? Bütün gün cildinizin üstü gözenekler kapanmış oluyor. Yüzünüzü kaşıdınız diyelim. Ne oluyor? Tırnaklarınızın arasında onlar böyle pis pis doluyor bütün gün. Yani bu kötü bir his. Ne yapıyorsunuz? Set makyajı mı? Niye sürekli fondöten kullanıyorsunuz? Onun yerine ne yapacaksınız? Cilt tonu eşitsizliğinizi çözeceksiniz darlingolar. Su için. Banyodan çıkınca peeling yapın. Evi de güneş koruyucu kullanın. Leke falan olmayın. Niye fondöten kullanıyorsunuz? Kullanmayın. Yani ben mesela bu işi, cilt tonu meselesini gözaltı kapatıcı, basit bir gözaltı kapatıcıyla çözdüm. Şöyle, bazı sabahlar gözünüzün altı şiş olabilir ya da mor olabilir. Ya da benim şuramdaki sivilce gibi böyle bazı günlerde bir sivilceniz olabilir. Ne yapacaksınız? Şöyle gözaltı kapatıcıyı işte aynı zamanda buraya da sürersiniz. Ondan sonra böyle gözünüzün altını kapattınız. Şu sivilceyi de kapattınız. Tamam, oldu bitti. Gözaltı kapatıcımı tanıtayım size. En uygun fiyatlılardan bir tanesi Rimmel diye bir markanın Wake Me Up diye bir gözaltı kapatıcısı. Bu hangi rengi? Bakayım. Soft Beige diye bir renk. Benim cilt tonuma uygun. Belki size de uygun. Yani çoğu insana bence uygun. Ayrıca çok uygun fiyatlı. Çok da az yer kaplıyor. Öyle bütün yüzünüzü maske gibi fondötenle kaplayacağınıza bir gözaltı kapatıcıyı atın çantanıza. Sivilce olduğu zaman onunla kapatırsınız. Gözünün altı morarmışsa onunla kapatırsınız. Ama öyle fondöten falan sürmeyin. Arkadaşlar ne oluyor ya? Sette misiniz? Sahnede misiniz? Yapmayın. Böyle maske gibi böyle suratlarla. Cık, gerek yok. Şimdi üçüncü adım benim için renklendirme. Renklendirme dediğimizde bir sürü şeyi düşünebiliriz. İşte far olabilir, ruj olabilir, aldık olabilir. Herkesin kişisel tercihlerine göre değişiyor tabii ki. Mesela ben hiç ruj sürmeyen bir insanım. Yani ruj bana yakışmıyor. Ben ruj sürmüyorum. Göz makyajı okey ama ruj bana yakışmadığı için az önce gördüğünüz dudak nemlendirici tamamdır. Diğer renklendirme maddelerine gelelim. Onlar için ben şöyle bir palet yaptım kendime. Hem de bunların hepsi bir arada olduğu için çok rahat oluyor. Çantada taşımak kolay, kullanmak kolay. MAC'den şu haznelerden aldım. Bunların hepsi refill farlar ve allık. En basit olanı şu. Şu renk son derece günlük. Şöyle gözümün üstüne hafif renklendirme yapabildiğim. Çok basit toprak tonu bir far. Şöyle sürüyorum. Biraz daha gözleri ne bileyim büyük mü gösteriyor diyeyim.
daha aydınlık gösteriyor mu diyeyim. Öyle bir şey. Fırça mı? Fırçaya da gerek yok. Yani elinizde falan da kullanabilirsiniz sonuçta. Çok da yük etmeye gerek yok yani. Şöyle biraz daha şuraya. Tamam. Far böyle bir şey yani. Benim için. Onun dışında burada iki tane daha renk var. Kullanmadığım. Üç tane renk var. Bunları eğer akşama doğru mesela başka bir yerlere gidecekseniz, biraz daha şık bir yere gidecekseniz, daha ağırlaştırmak, daha koyulaştırmak, daha belirginleştirmek istediğiniz zamanlarda da bunları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu hazneyi alıyorsunuz. Bunlar mıknatıslı hepsi. Fıt fıt buraya yapışıyorlar. Aynı zamanda bu allık da öyle. Bu da mesela refill. Bu da mıknatıslı. Bu da geliyor buraya yapışıyor. Şimdi fırçayı bırakayım. Allığı da şöyle sürüp göstereyim size. Allıkta böyle bir canlılık, böyle bir enerji, böyle bir freshness. Yani böyle bu birçok şeyi halledebiliyor. Dediğim gibi bunu MAC'ten aldım. İçindeki farlar da allıkta hepsi aynı şekilde. Gelelim benim için en önemli olan kısma nedir? Göz kalemi. Şimdi göz kalemi bence olmazsa olmaz. Bazı insanların kirpik dipleri çok belirgin, kirpikleri koyu renk falan. Onlar kalem kullanmadan da hayatlarına devam edebiliyorlar. Ama benim gözlerimin, ya gözlerim rengi açık. Kirpiklerim açık renk. Ondan sonra dipleri de belirgin değil. Dolayısıyla gözümün çerçevesi belli değil. O yüzden ben göz kalemini muhakkak gözümün içine şöyle sürüyorum ki gözümün şekli belirgin olsun. Şimdi siz zannediyorsunuz ki ben bunu şimdi sürdüm. Hayır tabii ki, videoyu açmadan önce sürdüm. Ben bu kalemi sürmeden sizin karşınıza asla çıkmam çünkü gözlerimi göremezsiniz. Tamam mı darlingolar? Devam ediyoruz. Onun dışında ne var? İki tane maskara var. Ama niye iki tane maskara var? Bir sorun. Şimdi bu kadar minimal bir çantanın içinde iki maskaranın ne işi var? Bir tanesi bitti. Atmayı unuttum. O yüzden bu çantamda. Bu neydi? Sephora'nın Full Action Extreme Effect Maskara diye bir maskarası. Güzeldi. Sonra kardeşim Günişim bana bunu aldı. Bu daha da güzel çıktı. Bundan sonra bunu alacağım. Bombastic XXL Volume Maskara. Gauche markasının bu da. Şöyle. Yani maskara tercih ederken değişir tabii tercihiniz. Yani bazısı böyle plastik fırça oluyor. Bazısı şu benim bitirdiğim Sephora'nınki gibi kıl fırça oluyor. Artık siz kendi isteğinize göre seçin. Ama bence maskara seçerken en önemlisi böyle kirpiklerinizi plastik gibi, hani örümcek bacağı gibi böyle tek 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 ayırıp da, yani yaratık bacağı gibi yapmayan maskaraları tercih ederseniz daha iyi olur ki yani ne bileyim, hani Serpil Çakmaklı falan 80'lerde kaldı. Yani benden tavsiye darlingolar, o örümcek bacağı olayı biraz şey oluyor. Onun dışında darlingolar ne var makyaj çantasında diye sorarsanız çok komik iki tane daha şey var. Yani bütün anlattıklarıma tezat gibi. Şimdi diyorum ya işte oralarına kontür, buralarına bilmem ne aydınlatıcı, ek kapatıcısı, bıt bilmem nesi falan alıyorlar. Ben de onlara özendim, gittim şöyle bir fırça aldım. Bu fırça ne işe yarıyor? Hani o demin gösterdiğim gözaltı kapatıcı var ya, onu sürmek için. Şöyle, şöyle, şöyle gözaltı kapatıcısı sürüyorlar. Ne alaka kardeşim, parmağımla sürdüm işte, parmağımla sürdüğümden hiçbir fark yok. Hatta farkı yok demeyeyim, yani anlamsız da. Çünkü sürdüğünüz malzemenin 1/4'si, 1/4 ne demek, yarısı bunun üstünde kalıyor, yıkıyorsunuz gidiyor. Yani şunu kullanacaksanız 3 ay, bununla 1 ay kullanıyorsunuz. Ne gerek var? Parmağınızla sürün. Çantanızda da yer kaplamasın. Onun dışında bir de şey var. Tabii benim gibi kirpiği, kaşı falan biraz daha belirgin olmayan insanlar için. Şimdi gördüğünüz gibi benim kaşlarımın arasında böyle boşluklar var. Ne yapıyorum? Kaş kalemi denediğim zamanlar da oldu. Ama en son bunu buldum. Bunu deniyorum. Şöyle bir kaş maskarası. Bu da ne? Golden Rose'du galiba. İşte şununla biraz şöyle. Ne yaptın? Kaşlarımı biraz daha belirginleştiriyorum. Tabii bu tarafa da yapalım.
Ne fark etti? Ay ne bileyim, bunu da öyle sattılar. Saçma sapan bir şey, bitince bir daha almayacağım. Ama kaşlarını belirginleştirmek isteyenler alsınlar. Dediğim gibi kalem alırsınız, kaş maskarası alırsınız. Zaten çok da yer kaplamıyor. Küçük bir şey, ucuz da. Hani istiyorsanız alın. Ama dediğim gibi darlingolar, yani şimdi 22 yaşında kızlar fondöteninden bilmem ne kapatıcısına, oranın kontüründen bilmem ne aydınlatıcısına falan filan gibi makyaj bavullarıyla yaşarken bana tabii ki benimki çok fukara geliyor. Bir de yani şu D&R'dan aldığım kalem kutusu. Bu öğrenci bölümünde D&R'ın satılan kalem kutusu. Ama yani omzumda o ağırlığı niye taşıyacağım? Bir de yani onların hepsini sürüp sürüp ondan sonra cildimin bütün nefes alma kabiliyetini falan niye şey yapacağım diye. Yapmayın böyle şeyler. Dediğim gibi aslında bak şimdi yine videoda fikir değiştirdim. Makyaj anlatırken birden cilt bakımına dönmeye karar verdim. Cilt bakımının iyi düzgün adımlarıyla yapıldığı takdirde o kadar da çok makyaj yapmaya gerek yok. Nedir? Gözünüzün çevresini belirginleştirirsiniz. Nedir? İşte atıyorum ruj çok güzeldir. Ruj çok yakışır size. Çok güzel bir ruj sürersiniz. Acayip bambaşka çarpıcı bir hale gelebilir. Falan filan. Onun dışında eğer cildinize çok fazla makyaj yapmanız gerektiren bir durum varsa bence onu makyaj malzemeleriyle değil de cilt bakım malzemeleriyle çözmeye çalışın. Yani cildinize niye o kadar makyaj yapmanız gerekiyor? Sivilce problemi var. Yağlanma problemi mi var? Sürekli pet 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 pudra süren insanlar görüyorum böyle. Tuvalete falan da gitmiyorlar. Yani şeyde restoranda falan oturup böyle pudra falan sürüyorlar. Yani şimdi sette değiliz. Suratımıza patlayan koca ışıklar falan yok. Niye o kadar çok parlama oluyor yüzünüzde? Belli ki bir yağ dengesizliği var. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Su, içtiğiniz suya dikkat edin. İçeriden alacağınız vitaminlere dikkat edin. Peeling yapın. Cildinizin üstündeki ölü derileri soyun. Güneş kremi kullanın. Koruma faktörü, leke olmayın dediğim gibi. Dolayısıyla makyaj bavullarıyla, makyaj setleriyle sanki bir makyözmüşsünüz gibi, tek kişilik bir makyaj ordusuymuş gibi gezmenize gerek yok. Bir de sonraki yıllarda gitgide daha da fazla yapmanız gerekeceğini düşünerek less is more diyorum makyaj konusunda. Yani işte YouTuberlar için de böyle saçma bir yerde duruyorum ben de. Neyse siz beni böyle seviyorsunuz, böyle kabul ediyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Makyaj, fukara makyaj çantam ve ben size iyi günler diliyoruz darlingolar. Kendinize iyi bakın. Look well. Feel well, stay strong.